Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebek ünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim orta kalınlıkta bir bebek ünü. Şöyle birkaç ilmek aldım. İki sırada haroşa lastiğimi yaptım. Bunun üzerine modelimi kuracağım. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz beraber başlayalım. Şöyle iki diş haroşa lastiğimi yaptım. Bu lastiğin üzerine modelimi kuracağım şimdi. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Şöyle ayarlayacağız. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Örgümün ön yüzündeyim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Daha sonra bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimizin de ikisini bir alarak sola doğru düz örerek kestim. Buraya kadar bir model. 2 ilmek ters. 1 ilmek doladım, yani artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin de ikisini bir alarak düz ördüm, kestim. 2 ilmek ters, 1 ilmek artırma yapalım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi de ikisini bir düz örerek keselim. Kenarda 2 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Sıra başında 2 ters ilmekle başladım. 2 ters ilmekle bitirdik burada. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra şimdi ön yüzünde düz örerek kesme işlemi yapmıştık. Arka yüzünde ters örerek yapacağız. Önce bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğim, bakın, bir ters ilmeğim, bir de şu ajurlu ilmeğim var. Bunun ikisini bir şöyle alarak ters ördüm ve tek ilmeğe düşürmüş olduk burada. Daha sonra yine iki düz ilmek, bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz ters örerek kestim. İki düz ilmek, bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimizi de ikisini bir ters örerek kestik. Daha sonra 2 düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzünde düz örerek kesme işlemi yapmıştık. Arka yüzünde ters örerek kesme işlemi yaptık. Şimdi üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz. Yani burada yine iki ters ilmeğim var. Ters ördüm. Devamındaki iki ilmeği de düz. İki ters, iki düz örmüş oldum. Yine iki ters, 2 düz. İki ters, 2 düz örerek devam ediyorum. Sıra sonunda yine 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi yine olduğu gibi örüyoruz. Yani 2 düz, 2 ters. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam edelim. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Modeli bir kez kurmuş olduk. Tabii model ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel ve zarif modellerden.
İki düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet. Bakın model böyle devam ediyor. Bir kez kurduk. Şimdi ikinci kez kuralım. Daha iyi anlaşılır olsun modelimiz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Tekrar kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeğimi ters ördüm. Ters olan ilmeklerimi ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki bu iki düz ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Kestim, yani tek ilmeğe düşürdüm. İki ters ilmek, bir artırma, iki düz ilmeğimi de kesiyorum. İki ters ilmek, bir artırma, iki düz ilmeği de yine düz örerek kestim. Daha sonra iki ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında iki düz ilmek. Daha sonra bir artırma. Buradaki iki ilmeğimi keseceğim ters örerek. Ön yüzünde düz kesmiştik. Arka yüzünde ters örerek. İki ilmeğimi kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. İki düz ilmek. Bir artırma. İki ilmeğimi ters örerek. Tek ilmeğe düşürdüm. İki düz ilmek, bir artırma, iki ilmeğimi de ters örerek tek ilmeğe düşürdüm burada. Şöyle tellendirmeden alalım. Daha sonra iki düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters. Ters olan ilmeklerimi ters ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örüyorum. Bu ilmeğim, bir de ajurlu ilmeğimi düz ördüm. İki ters, iki düz örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. İki ters, iki düz. İki ters ilmekle bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri olduğu gibi düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz. İki düz, iki ters. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın model böyle devam edecek. Bir parça da daha önce hazırlamıştım. Bunu da lastiksiz olarak yaptım. Bunda iki sıra haroşa lastik üzerine kurduk. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Gayet güzel, zarif, şöyle ajurlu bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Her iki tarafta gayet güzel ve zarif, temiz bir model. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olur. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yani yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, süveter. Her türlü örgüde kullanılabilecek, yapımı da oldukça kolay, güzel bir model.
Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.